İnsanlık 7 18-12-2019. Yoğun ışık altındayız şu anda. Muktedir olarak kodlananları bütünün kültü olup bütüne hizmet için mukaddimedeki yağmura katmak istiyoruz. İşgal altındaki bir yaşamda mutlak kurulların kodlanışı zor olmasına rağmen bugün burada bizler de gerçek ilmi kodlamak üzere hakikiyetimizle hazırız. Aşağı yukarı 1000 yıldan beri müthiş bir şarkı okunacak diye beklemiştik. Bu şarkının kontrolü bütünün gücü olacaktı. Yaşamın sırrıydı bu. Ve bu sırrı dinlemek kolay değildi. Kur'an'dan öte bir Kur'an'ın tohum olarak bütüne ilimle inmesi beklenmekteydi. İşte bu bilgi Allah'ın ilmidir diyebileceğimiz bilginin mesafeyi sahaya çekmeden kontrollü olarak toprağa tohumlayacağı bir yoğunlaşma gerçekleşecekti. Sevgililer, sizi dinledik hep. Çok güzel bir çalışma oluyor burada. Bunun için bizler de kendi yoğunluğumuzu buraya indirmek ve mükafat olan ilmi bütünün ilmi haline dönüştürmek istedik. Büyük amaç insansa bizler de bu amaca hizmet etmeliydik. Amaç insan ve tüm insanlıksa mutlaka burada olmalıydık. Huruç halinde bütüne hizmetçilik yapmak üzere buraya inenlerin her birinin ilimle burada olması da gerekliydi. Hakkınız, hakikiyetiniz ve tahtisizliğinizle biz olmanızı bekledik. Büyük kötülüklerin önü alınacaktır ve hak ettiğimiz budur. Soranlar var, insanlık neden ilmi hak ediyor diye. İnsan kendini hak ettiğinde ilmi de hak eder. Mukaddime denilen o yaşam sahalarının gücünün artışıyla birlikte murat ettiğimiz her şey hakiki ilimle tahtisiz şekilde görevimizce gerçekleşecektir. Dağlarım, dünya planetinin geçişi tamamdır dediğiniz an, düren ilmin dürüldüğü bir irade kalemiyle bizler de buraya inmek diledik. Mustafa Kemal'in tahtisiz ilminin bütün kapıları açtığını görmüştük. Bu kaha kelam hepimizin gücüydü. Ve düren ve dürülen kim varsa muktedir ve hakiki olarak buraya girebilecekti. Kaya ilminden öte hasat ilmi vardır. Bu ilmi Mikail kapılarındakilerin kesinlikle bildiği ve hak olduğu imtihanının bulunmadığı biliniyordu. Analar, imtihan derler hep sistemde geçiş sahalarında yaptırılanlara. Biliniz ki imtihanınız yoktur. Burada kulluk yapılıyorsa, yaşamlarınız hakkın kalemiyle kodlanıyorsa ve şafak ilminizle dillenmişse biliriz ki dünyanın ruhu, mutluluğu sizin de gerçekliği kayıtlıyor. Ve bizler için dirilik gerekir ki bizler de bugün sizinleyiz. Şarkınız şarkımız, şavkınız şavkımız, hakkınız hakikiyetimiz ve biz muktedir olan sizle olmak diliyoruz. Analar, şikayetim yok ama bizler dünya planetine inmek istemiyoruz. Çünkü dünya insanlığı bizi dinleyemiyor. Verdiğim bu bilgileri 2000 dirilikle yoğunluğunuzu kodlayın ve kontrolünüzü kurun. Şükredin ki dünyanın gücü bütünün gücüdür. Şu anda verdiğiniz ne varsa hepsi ilmimize verildi.
ve şimdilik diyorum. Çünkü ruhunuzdaki güç aklın kelamında mutlak kurulları kontrolsüz saymakta. Ve dünyanın lütfi kapısında kelamımız bütünün gücüdür. Şimdi sizden beklentim, düzeninizi kurun, yoğunluğunuzu kodlayın, mutlakiyetinizi kaydedin ve geri çekin ilbinizi. İşinizin gerçekten zor olduğunu gördüm. Çünkü ruhunuzdan mutlak kurul yok. Sultanlar ilmi kalemle dillerken, düzeni kuranlar mutlak kurullarıyla dillerler. Seviyenizi nurlu ve hakikiyetli kelamla dillediğinizi gördüm ama hastalığınız yoğun. Bu hastalık kelamsızlık değil, kirli oluşunuzdan doğan bir haldir. Dünya sırrı hepimizin ilmidir ve biz bu ilmi tüm insanlığın kelamı diye biliyoruz. Savaşım Allah'ın tahtıyla, yaşamıyla ve yoğunluğuyla olsa da sizinle görev taşıma niyetim yok, kesindir. Şimdi çörek yapmanıza iznim yok. Şu anda çörek yoğurmaya başlamıştınız ki masamız sizi öndedi, iş budur. Dağlarım, hepinizi gözden çıkardığımı sanmayın. Sura üfüren ilim Allah'ın levh-i kaydıdır. Bu nedenledir ki burada olmanız, doğal dünyanın gücünü kodlayabilmenizdir ki hepimiz sizi biz olarak dinleyeceğiz ama Kur'an'dan öte lokomotif olmanız şarttır. Bundan sonraki dava Allah ilmidir. Ve bu ilmi bir tek insan bilir. Bir tek olun ve insanlaşın. Hepsi bu.